Efendim iyi akşamlar. Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Evet görüyorsunuz bugün biraz farklı bir formattayız. Konuğumuz da çok değerli bir konuk. Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay Haber Merkezi'nin konuğu. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Siz hoş geldiniz bakanlığımıza. Evet çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Bizi yoğun mesainiz içerisinde konuk ettiniz. Tabii şöylelikle bir haftalık bir yurt dışı teması New York ve Washington. Gerek oradaki Kıbrıs konusuyla gerekse burada tabii içte bazı konular var. Gelip bugün içerisinde bunları yoğun bir temas içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Hükümetle istişare, kendi aranızda istişare. Ve bu yoğunluk içerisinde bize zaman ayırdığınız çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanım, tabii ki New York'ta ve Washington temaslarınızla birlikteydik. Oradaki temaslarınızda tanıklık ettik. Yazdık, gördük. Şimdi çoğu zaman bu tür temaslar olduğu zaman pek çok kez yurt dışına gittik geldik ve işte hep yararlı temas dedik. Bu yararlı temasları belki de aslında anlam değeri açısından çok o kadar yararlı kullandık ki yıllar içerisinde. Bu sefer yararlı olanla yararlı olmayan birbirine ya da yararlı olanla gerçekten yararlı olanla normal bir görüşme anlamı birbirine karışıyor. Bu New York temaslarını ya da Washington temaslarınızı sadece Kudret Özersay değil, Dışişleri Bakanı KKTC Dışişleri Bakanı olarak yorumlarsanız nedir geçmişe göre farkı efendim? Şimdi bir kere biz Kıbrıs Türk halkı olarak dış politika konularında çok daha aktif olmamız gerektiğini, çok daha görünür olmamız gerektiğini hep söylemedik mi baştan Evet. itibaren? Bu bağlamda bir kere orada yapılan görüşmelerin ve temasların düzeyine bakmak lazım. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iki ayrı yardımcısıyla Güvenlik Konseyi'nin üyesi olan çok sayıda ülkenin daimi temsilcisi büyükelçilerle, sonra Washington'da üst düzeyde yapılan çok sayıda görüşmeyle aslında görüşmelerin düzeyi bir kere halkın da beklentisi olan bizim de sesimiz uluslararası alanda duyulsun. Bizim de düşüncelerimiz ve hassasiyetlerimiz ve taleplerimiz dünyanın farklı aktörleri tarafından bilinsin. Burada oturduğumuz yerden ahkam kesmeyelim demedik mi bu kadar zamandır? Evet. O bağlamda Amerika'ya yapılan bu ziyaret son derece verimli geçti. Çok açık ve net. İkincisi içerik itibariyle baktığımız zaman bir kere bu görüşmelerde Birleşmiş Milletler barış gücünün görev yetki sorumluluğu meselesi bir. İkincisi Kıbrıs müzakereleri bağlamında şu anda içinde bulunan durumla ilgili Kıbrıs Türk tarafının rahatsızlıkları iki. Yani siyasi eşitlikle ilgili olarak bunu sulandırmak bağlamında Sayın Anastasiades tarafından yapılan görüşmeler, Sayın Anastasiades tarafından yapılan açıklamaları herkesin doğru anlamasını sağlamak açısından çok verimli geçti yaptığımız görüşmeler. Çünkü yani bir Rusya Federasyonu, bir Amerika Birleşik Devletleri, bir İngiltere, bir Almanya gibi şimdi Güvenlik Konseyi'nin içerisinde kimisi daimi, kimisi geçici üye olan bu ülkelerin birinci ağızdan en üst düzeyde aslında siyasi eşitliğin anlamının ne olduğu, Rum liderinin yaptığı bu açıklamalarla siyasi eşitliği ne hale dönüştürmeye çalıştığını çok iyi bir biçimde anlatabildiğimizi düşünüyorum mesela. Ama bunun yanında Birleşmiş Milletler barış gücü konusundaki durumu da çok iyi anlatabildiğimizi düşünüyorum. Ve bunun yanında örneğin son dönemde Kıbrıs'ta Larnaka'dan giriş yapan turistlerin Rumlar tarafından maruz bırakıldıkları muamelenin de yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne turist olarak gelmek isteyen insanlara Kıbrıs Rum tarafının yarattığı sıkıntıların da birinci ağızdan önemli bir husus olarak aktarılmasının da aslında tam da toplumun, Kıbrıs Türk halkının bu kadar zamandır beklentisi olan bir aktif dış politika yaklaşımı olduğu kanaatindeyim. Ha bunun ötesinde Washington'a geçtiğimiz zaman bu kadar yıldır Amerika'nın uygulamış olduğu silah ambargosunun kaldırılması yönündeki Kıbrıs Rum faaliyetlerinin de aslında neden Kıbrıs'taki duruma zarar vereceğini gene birinci ağızdan doğrudan doğruya gerekçeleriyle birlikte anlatma imkanı bulduğumuzu düşünüyorum. Bütün bunları bir araya koyduğunuzda doğalgazla ilgili olarak Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp ediliyor olduğunu, bizim irademizin yok sayılmakta olduğunu en üst düzeyde Birleşmiş Milletler'de de diğer ülkelerin diplomatlarına da Amerika Birleşik Devletleri'nin üst düzey yetkililerine de en üst düzeyde de anlattığımızı katıldığımız düşünce kuruluşlarında
bütün seviyelerde. Kıbrıs Türk tarafının haklarının neler olduğunu, şu anda devam eden durumunun neden bize zarar veriyor olduğunu doğalgazla ilgili olarak yaptığımız görüşmelerde ve o düşünce kuruluşlarında yaptığımız sunumlarda detaylı biçimde anlattığımızı, bizzat siz oradaydınız, sorulan bütün sorulara detaylı biçimde yanıt vererek muhataplarımızı da bu konuda kafa yormaya çalışan insanların ikna etmeye çalıştığımızı siz bizzat gördünüz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada oturarak sadece bazı açıklamalar yaparak ya da burada sadece bazı büyükelçilerle görüşerek bunu etkili bir biçimde yerine getiremezsiniz. Dış temsiliyet denen şey uluslararası platformlarda da görünürlükle mümkündür. Aynı zamanda da ortaya koyacağınız tezler ve bunun inandırıcılığıyla ve bunların gerekçelerini de hakim bir biçimde savunmanız da mümkündür. Buna dair bir adım olduğunu, bir damla bir katkı yaptığını ve buna benzer temasların da devam etmesi gerektiğini düşünürüz biz hükümet olarak ve buna da devam edeceğiz açıkçası. Evet. Şimdi Amerikan yetkililerle temaslarınıza ilgili Rum basınında bazı haberler döndü. Bugün önemli iki iddia vardı. Keza özellikle Rus ya da BM Güvenlik Konseyi diye ülke üyelerle de New York'taki temaslarınızı gördük basına açıklamalar içerisinde. Şimdi efendim aslında durum şu. Oradaki Amerikalı yetkililer, BM'nin içerisinde yetkililer, doğalgazla ilgili nedir düşünceleri? Bölgedeki, çünkü Amerika bu işin baş aktör ülkelerinden biri şu anda. Yani burada bir sıcak bir ortam var doğalgazla ilgili. Güney Kıbrıs, İsrail, Amerika, Türkiye burada. Yani doğalgazla ilgili gelecek öngörülerinizde nedir efendim? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Orada yaptığımız görüşmelerde, verdiğimiz konferanslarda verdiğimiz mesajın alındığını düşünüyorum. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin son yayınladığı taslak rapor içerisinde spesifik bir paragraf var. Açıkça oraya doğalgaz konusunda bölgesel işbirliğinin önemli olduğuna ilişkin bir şey yazıldı. Biz neyi savunduk? Buradaki konferanslarda neyi anlattığımızı da basına söyledik, basında da yer aldı. Biz doğalgaz konusunda iki tarafın çözümü beklemeden işbirliği yapabileceğini savunduk. Yani bu zaten bölgesel işbirliği anlamına geliyor ve bizim altını çizdiğimiz bir başka önemli husus daha var. Kıbrıs'ta çok ciddi bir güven eksikliği var taraflar arasında, değil mi? Bu güvenin tesis edilebilmesi için, kurulabilmesi için aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımı izlemekte yarar var bize göre. Nedir o? Taraflar efendim işte kapsamlı çözüm olduydu olmadıydı. 50 küsür senedir müzakere devam etti. Kapsamlı çözüm olacak mı, olmayacak mı, ne zaman olacak meselesi havada duruyor aynı şekilde. Bunu oturup beklemek yerine tarafların turizm konusunda da, enerji konusunda da, doğalgaz konusunda da, elektrik konusunda da olabildiğince çok bir alışveriş, bir işbirliği içerisine girmesini savunduğumuzu anlattık. Bunu gerekçeleriyle ortaya koyduk. Bu işbirliği eğer her iki tarafında yararına olacak şekilde çalışırsa, o zaman iki taraf arasında bir güvenin yavaş yavaş yeşerebileceğini, bu güven üzerine de bu ilişkinin zaman içerisinde bir ortaklığa dönüşebileceğini de tarif ettik orada. Herkesin aklına yatan bir fikirdir bu. Çünkü zaten uluslararası toplumda bu kadar zamandır iki taraf arasında güvenin tesis edilmesi için güven artırıcı önlemler gibi bir kavram üzerinden gitmedi mi? Şu komiteyi kurun, güven artırıcı önlemleri artırın. Kapıları açın, güven artırıcı önlemleri artırın. İki taraf arasındaki telefon bağlantısı sağlansın, hala daha raporda yazıyor. Güven artırıcı önlem olarak vesaire diye ortaya konuldu. Bunların büyük bir kısmı Kıbrıs Rum tarafının çıkardığı sıkıntılar nedeniyle hayata geçmedi. Doğalgaz konusunda da bugün böyle bir işbirliğinin yapılamıyor olmasının esas sebeplerinden birisi Kıbrıs Rum tarafıdır. Kıbrıs Rum tarafı bizimle doğalgaz konusunda işbirliğine yanaşmıyor. Evet. Bizim bu mesajı Kıbrıs Rum tarafına değil de uluslararası aktörlere vermiş olmamızın Amerikan ziyaretinde özel bir sebebi var. O da nedir? Eğer bu işbirliğine Kıbrıs Rumları siz zorlarsanız, siz teşvik ederseniz bu işbirliği olacak. Öbür türlü ben de Kıbrıs Rumların yerinde olsaydım,
Eğer çözüm olmadan, Kıbrıslı Türklerin rızasını almadan bana dünya hem hükümet muamelesi yaparsa, hem doğalgazı tek başına çıkarma, işletme, satma hakkı verirse, ben neden Kıbrıslı Türklerle işbirliği yaparım sorusu geçerli şu anda Rumlar açısından. O yüzden bu soruyu kırmak ve gerçekten Kıbrıslı Rumları da Kıbrıslı Türklerle doğalgaz konusunda işbirliği yapmaya yöneltmek için uluslararası aktörlerin ciddi bir sorumluluğu vardır. Yapmaları gereken bir şey vardır. Biz bu bağlamda şirketlerin önemine dikkat çektik. Orada yaptığımız görüşmelerde de yaptığımız sunumda da. Hangi anlamda önemine dikkat çektik? Eğer bu konularda bir adım atılmazsa önümüzdeki dönemde hem bölgesel istikrar açısından, bölgedeki istikrar açısından sıkıntılar yaşanacağına, neden ve nasıl yaşanacağına ilişkin olarak görüşlerimizi aktardık. Hem de istikrarsızlığın da ötesinde örneğin şirketlerin bir sorumluluğu doğacağına dikkat çektik. Liability denilen sorumlulukların ortaya çıkacağına dikkat çektik. Çünkü ortada bir, diyelim ki tarla var. Bu tarlanın iki sahibi olduğunu, yani birden fazla sahibi olduğunu, hisseli bir mal düşünün. İki sahibi olduğunu biliyorsunuz siz. Bu tarlanın üzerine bir inşaat, işte arsanın üzerine bir inşaat yapmaya karar verdiniz. Sadece sahiplerinden, hisse sahiplerinden bir tanesinin rızasını aldınız. Ondan sözleşme yaptınız. Diğerinin rızasını almadan gittiniz inşaat yaptınız üzerine. Bir noktada diğer sahibine bir tazminat ödemek zorunda kalmayacak mısınız? Şimdi bunun gündeme geleceği uyarısını şirketlere de yaptık. Buralarda üstelik de ikinci verdiğimiz seminerde şirketlerin temsilcileri de o odanın içerisinde oturuyordu. Siz de bunu biliyorsunuz, oradaydınız. Dolayısıyla öngörümüz şudur. Bu bölgede eğer bir an önce çözümü de beklemeden iki taraf arasında işbirliği yapılmaya başlanmazsa, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin devamına izin verilirse, hem güvenlik bağlamında bölgesel istikrar zarar görecek, hepimiz bunu biliyoruz, hem de ticaret bağlamında, doğalgaz anlamındaki yatırımlar bağlamında gerek gecikmeler, gerek şirketlerle atışmalar, gerekse şirketlerin bir aşamada karşı karşıya kalacağı ekonomik ve tazminat bağlamındaki sorumlulukları kendilerine anlatma, aktarma ve bunu buna ilişkin dikkatlerini çekme fırsatı bulduk. Bu anlamda amacına ulaştığı kanaatindeyim. Yapmış olduğumuz görüşmelerin de vermiş olduğumuz seminerlerinde aynı zamanda. Şimdi efendim aslında tabii her ne kadar bunlara dış temas ya da dışta sesimizi anlatmak diyorsak da içte bu konularda bazı yorumlar geldi. Oradan zaten siz de takip ettiniz. Yani işte Sayın Özersay gitti orada BM'nin oradaki etkin BM'nin mevcudiyetini kaldırmaya çalıştı. Aslında başka bir niyeti var gibi. Özellikle sol çevrelerden size böyle bir eleştiri noktası geldi. Bunları sormak istiyorum açıkçası. Ne düşünüyorsunuz? Yani BM hamlenizin ya da BM'ye onu gerçi ondan sonra işte askeri ifadesi var içerisinde. Çok dikkat çeken. Bunu bize de anlatın rica ediyorum sizden. Yani bu ifade ve bu düşünce baştan itibaren bu şekilde ortaya konuldu zaten. Evet. Bir kere burada hükümet olarak biz, bakın Kuvvet Özersel ya da Dışişleri Bakanı olarak değil sadece, hükümet olarak biz Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev, yetki ve sorumluluğunun artık gözden geçirilmesi gerektiğini baştan ortaya koyduğumuz bir pozisyondur bu. Bu benim pozisyonum değil, bu hükümetin pozisyonudur. BM'nin mandasının yani mandate'inin yani görev, yetki ve sorumluluklarının değişen şartlar çerçevesinde yeniden ele alınması gerektiği sadece benim düşüncem değil, hükümetin pozisyonudur. Bunu herkese hatırlatırım ben. Bir diğer noktada Sayın Cumhurbaşkanı zaten kendisine sorulduğunda Sayın Cumhurbaşkanı da öncesinde de istişare ettiğimizi Birleşmiş Milletler'in 1974'ün ertesinde, 1964'ün ertesinde bu şartlar dikkate alındığında mandasının değişmesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı da söylemedi mi? Dolayısıyla bu Kıbrıs Türk tarafının pozisyonudur. Orada ortaya koyduğumuz fikir Kıbrıs Türk tarafının pozisyonudur. Bir ikinci nokta bu konuyla ilgili olarak biz genel anlamda her düzeyde de hükümetin içerisinde de Kıbrıs Rum tarafının genelde mevcut statükonun devamından yana bir tutum geliştirdiğini ve bizim bu statükoyu sorgulama bağlamında bir girişim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz.
Yani Kıbrıslı Rumlar açısından son derece konforlu, rahat bir durum olabilir mevcut statüko. Ama Kıbrıslı Türkler açısından mevcut statüko kabul edilebilir değildir. O nedenle mevcut statükonun bir tür temsilcisi ve simgesi haline dönüşmüş olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonu'nun 1964'ten bugüne artık görev, yetki ve sorumluluklarının değişmesi gerektiğini anlattık ve bu pozisyonu ortaya koyduk. Bu şahsımın pozisyonu değil sevgili Levent. Bu hükümetin pozisyonudur. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Evet. Bir diğer önemli husus da şudur. Bir kere Birleşmiş Milletler ile ilgili olarak ara bölgede Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yerine getirdiği bir görev var değil mi? Nedir yerine getirdiği görev? İki taraf arasında çatışmayı önlediği, iki tarafın mevcut durumu ihlal etmesini önlediği söyleniyor Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün. Sevgili Levent, Birleşmiş Milletler'in bu önleme görevini yerine getirmesi ne şekilde cereyan ediyor? Evet. Buna bir bakalım. Ne şekilde cereyan ediyor? Birleşmiş Milletler caydırıcı bir görevi yerine getiriyor bazı açılardan. Doğrudur. Ama neyle yerine getiriyor bunu? Gözlemleyerek ve rapor ederek yerine getiriyor. Yani Birleşmiş Milletler iki taraf arasında yeşil hat içerisinde bir olay olduğunda ya da bir adım atıldığında, kurallara ters bir adım atıldığında Birleşmiş Milletler ne yapıyor? Hatta biz engelle dediğimizde benim engelleme gücüm yoktur, benim engelleme yetkim yoktur diyor bize Birleşmiş Milletler. Gözlüyor bunu, notunu alıyor, sonra da yani monitör ediyor, gözlüyor. Sonra da bunu New York'a rapor ediyor. Ondan sonra da 6 ayda bir görev süresi yenileneceğinde raporun içerisinde hangi taraf ne ihlali yaptığı rapor ediliyor. Taraflar da bunun rapor edileceğini bildiği için Güvenlik Konseyi'ne bu tür tutum ve davranışlardan geri duruyor. Yani bir tür caydırıcılık sağlanmış oluyor. Peki bu görevin yerine getirilebilmesi için böyle bir askeri mevcudiyete ihtiyaç var mı? Hayır, yok. Sivil bir misyon bu görevi zaten yerine getirebiliyor ve kısmen de sivil misyon bu görevi yerine getiriyor. Yani birisinin bu bölge içerisindeki anlaşılmış kuralların dışına çıkıldığını tespit etmesi için illa askeri üniforma giymesine gerek yoktur. Şimdi uluslararası toplumda bir tartışma var. Amerika'nın başını çektiği bir tartışma var. Dünyadaki barış gücü operasyonlarını azaltmak istiyor. Bunlara harcanan paranın miktarını da azaltmak istiyor. 800 civarında Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri var Kıbrıs'ta. Ve toplamda da 50 milyon dolardan daha fazla bir para harcanacak 2019 yılı içerisinde. Bu 50 milyon doların 22 milyon dolar civarındaki bir kısmı askeri operasyon için harcanıyor. Oysa askeri operasyon anladığımız anlamda kuvvet kullanarak ya da güç kullanarak ya da askeri mevcudiyetle bir caydırıcı görev yerine getirmiyor. Bir örnek vereyim size. Birleşmiş Milletler raporunda, son çıkan raporun içerisinde de var. Ney var? İki taraf 1988 yılında tarım güvenlik bölgesi diye bir bölgede anlaştı. Yani her bir tarafın kendi sınırına 200 metre mesafe içerisinde diğer taraftan bir kişi gelip girmeyecek. Tarımsal maksatla olsa bile kendi tarafında kalacak, 200 metre kadar yanaşamayacak. Şimdi Kıbrıslı bir Türk'ün o 200 metre içerisinde Türk sınırına, KKTC sınırına bitişik 200 metre içerisinde yaptığı bir faaliyet Kıbrıslı bir Rum tarafından gelinip onun içerisine girip engellenmeye çalışıldı. Hatta traktörle vesaireyle Kıbrıslı Türk'e zarar da verildi, ayağı yaralandı vesaire. Biz Birleşmiş Milletler'e buna müdahale et, bunu engelle dediğimizde aldığımız yanıt ne oldu? Benim böyle bir yetkim yoktur. Ben Birleşmiş Milletler şartı altında, 7. madde altında, 7. chapter bölüm altında görevli değilim. Dolayısıyla ben bunu engelleyemem diye bir yanıt verdiler bize. Peki askeri misyonun ne gibi bir yararı var buna ilişkin olarak? Ne yaptı mesela Birleşmiş Milletler? Bunun kaydını tuttu, şikayeti aldı, rapor etti. Şimdi de Birleşmiş Milletler'in son çıkardığı raporun içerisinde bu var. Kıbrıslı Rum çiftçinin girmemesi gereken bölgeye girdiğini, Rum tarafının bunu engellemediğini ve aslında kuralı ihlal ettiğini rapor etti. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Barış Gücü misyonu askeri bir misyon yerine, 800 askerlik bir askeri misyon yerine sadece sivillerden ve polisten oluşacak sivil bir misyona dönüştürülürse bunun aslında
çok daha gerçeklerle örtüşen bir şey olduğunu söyledik biz. Tabii ki önemli bir husus var ortada. Nedir o? 1964 yılında alınan 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı karar, Kıbrıs Rumların tek başlarına Kıbrıs Adası'nın tamamını temsil eden bir hükümet muamelesi görmesini sağladı. Dolayısıyla biz o statükonun ve o yapının ve o kararın olduğu gibi aynı yerde kalmasını doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türk tarafını aleyhine buluyoruz. Biz bu statükoyu çatırdatacak değişiklikler yapılmasını tabii ki istiyoruz. Ben daha önce BRT'ye yaptığım telefon bağlantılarında da söyledim. Bu tür diplomatik girişimlerde istediğiniz oldu mu aynen diye bir şey yoktur. Bu talebi ortaya koyarsınız. Bunun gerekçelerini anlatırsınız. Bütün muhataplara anlatırsınız. Konferanslarda vesaire de anlatırsınız. Bunu olgunlaştırırsınız ve belli bir aşamada bu yönde karar alınmasını sağlarsınız. Yani diplomasi bir süreçtir. Bir görüşme yaptım, oldu mu istediğim diye oturup kalamazsınız. O yüzden biz bu politikayı yavaş yavaş taşlarını yerine oturtmaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız ziyaret de bu bağlamda. Yani statükoyu zorlama, statükoyu değiştirme bağlamında bazı fikirlerin sistem içerisine penetre edilmesi, dahil edilmesi, enjekte edilmesi bağlamında bence önemli ve olumlu bir adımdı. Yani sizin bu görüşünüzden sonra BM kendi içerisinde bunu bir şekilde ana gündem maddesi olmasa da değerlendirmeye başladı. Tabii ki değerlendirmeye başladı. Aynen Mausa'daki Stefanik kampı gibi, yani askeri bir kamp Birleşmiş Milletler'in sivil bir alan içerisinde kalmış durumda. Onun oradan çıkarılmasını resmen biz talep ettik. Hukuki görüş falan da talep ettiği Birleşmiş Milletler. Son ziyaretimizde bu barış gücü operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısıyla yaptığım görüşmede kendisine konuyu bir daha hatırlattım. Bize yanıt vereceklerini söylediler. Yanıtlarını versinler. Ona göre adımımızı atacağız. Yani bu konuları takip de ediyoruz aynı zamanda. Daha önce yapmış olduğumuz başvuruyu bırakalım da bize yanıt versinler değil. Bizzat kendileriyle tekrar yaptığımız görüşmede bir daha en üst düzeyde ele aldık ve hatırlattık kendilerine. Şimdi efendim açıklamanızın bir bölümünde not aldım. Hükümet vurgusu yapıyorsunuz. Yani BM'nin bu anlamdaki tavrıyla ilgili, durumuyla ilgili bir hükümet misyonun misyonun gözden geçirilmesi meselesi hükümetin politikası. Evet. Şahsımın politikası değil. Yalnız temaslarınızla ilgili hükümet partilerinden, açıkçası CTP'den bazı vekillerin sizi açıkça kamuoyunda eleştirdiğini görüyoruz. Aynı düşünmüyoruz deniyor ama içerisinde açıklamanın altında bayağı ciddi eleştiriler var. Bunları nasıl yorumladığınızı açıkçası sormak istiyorum ben size. Orada sizi zorladım, bir şeyi söylemek istemediniz ama burada sormak istiyorum. Yani bazen de sormadı demesin, sormak istiyorum. Açıkçası. Bazen siyasi partiler kendi tabanları bağlamında bazı açıklamalar yapma ihtiyacı hissedebilirler. Ben bunu çok yadırgamam açıkçası. Burada önemli olan şey nedir? Bu hükümetin bir dış politikası vardır. Kıbrıs müzakereleri bağlamında, çözüm bağlamında bir farklı görüş vardır. Şimdi değineceğim ona. Ama bu hükümetin bir dış politikası vardır. Doğalgaz konusunda uluslararası alanda yaptığımız temaslarda söylediğimi söylerken, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev yetki sorumluluğuyla ilgili meseleleri söylerken, silah ambargosunun kaldırılmasına karşı olduğumuzu söylerken, Kıbrıs Türklere uygulanan izolasyon konusunu anlatırken, örneklerini verirken bu hükümetin pozisyonudur. Dolayısıyla kimin ondan sonra, biz bu girişimleri yaptıktan sonra ne dediğinin bir önemi yoktur. Bu hükümetin pozisyonudur. Ha, Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgili olarak sevgili Levent, örneğin Kıbrıs'ta nasıl bir çözüm olmalı eğer olacaksa meselesi konuşulurken ben çoğu zaman özen göstererek şahsi fikirlerimi açıkladığımı her zaman için vurguluyorum. Katıldığım toplantılarda da bunu yapıyorum. Katıldığım görüşmelerde de bunu yapıyorum. O bağlamda hükümetin bir pozisyonu yoktur, doğrudur. Ama ben örneğin federal ortaklığın paylaşılmaya dayalı bir ortaklık olduğunu, Kıbrıs Rum tarafının da yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmadığını, bunun yerine bir başka ortaklık modeli olan işbirliğine dayalı ortaklık modelinin konuşulabilmesi gerektiğini söylediğimde şahsi görüşümü ortaya koyuyorum, doğrudur. Bu bağlamda bir görüş ayrılığından bahsediliyorsa ve bu şekilde parti tabanı
Irak'taki homurdanmaların önüne geçilebiliyorsa itirazım yok, diyeceğim bir şey yoktur. Ama onun dışında az önce sıraladığım konularda yaptığım açıklamalar ve temaslar, bir daha vurguluyorum, hükümetin pozisyonudur. Kim ne isterse desin. Efendim aslında BM raporuyla ilgili taslak raporu orada elinize ulaştı. Onu okuduğunuzu, incelediğinizi gördük. Dönünce konuşuruz Levent demiştiniz. Döndük, madem soralım, taslakla ilgili nedir öngörüleriniz? İçerisinde bazı çarpıcı olan ya da olmayan ifadeler olduğunu... Nasıl mesela? Yani mesela içerisinde federal çözümden bahsedilmediği şeklinde bazı duyurular aldım ben. Doğrudur, yoktur. Evet. Federal çözüm yok içerisinde. Şimdi daha önce, bir önceki Birleşmiş raporunda da çözümün adını koymaktan imtina etmişti genel sekreter. Burada da işte şöyle bir çözüm falan şeklinde bir tanım yapmaktan geri duran bir yaklaşım var. Tarafların karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasıyla ilgili olarak çabalardan bahseder. Ama çözümün adıyla vesaireyle ilgili olarak böyle bir tartışmanın içerisine girmez genel sekreter. Öte yandan Güvenlik Konseyi'nin daha önceki kararlarında bu yaklaşımı devam ettirmediğini biliyoruz. Burada önemli olan şudur. Rapor taslağına baktığınız zaman burada bulunan Birleşmiş Milletler misyonu geçen 6 aylık süre zarfında ne oldu? Kim kime taş attı? Kim kime ne söyledi? Taraflar arasında sivil toplum örgütleri bağlamında diyalog nasıl oldu? Kadınların bu sürece katılımı nasıl oldu falan gibi pek çok başlığı ele alıp inceler, kendine göre tespitlerini ortaya koyar. Örneğin raporun içerisinde var olan ve gerçeği yansıtan unsurlardan bir tanesi nedir? Kıbrıs Türk tarafının kuzeyde Kıbrıs Rumların talepleri üzerine yapmak istedikleri ayinlerle ilgili aslında rakamsal düzeyde Kıbrıs Türk tarafının gerekli esnekliği gösterdiği, o toleransı gösterdiğine ilişkin tespitler var. Az önce bahsettiğim gibi bir Kıbrıslı Türk çiftçiyle ilgili olarak aslında Kıbrıslı Rum'un girmemesi gereken bir güvenlik, tarım güvenlik bölgesi içerisine girdiğini, Rum tarafının buna hassasiyet göstermediğine ilişkin tespitler var. Ha bir üçüncüsü, Kıbrıs Türk tarafının örneğin Karpaz'daki okula gönderilecek kitap bağlamında ve öğretmenler bağlamında bazı kitapları onaylamadığına ilişkin bir tespit var. Doğrudur, bazı kitapları onaylamadık ama çok sayıda kitabı onayladık ve gönderilmesini sağladık. Onaylamadıklarımızı da onaylamamamızın sebebi içerisinde yer alan Kıbrıslı Türklere ya da genel anlamda bir başka ulusa dönük düşmanca ötekileştirici ve kışkırtıcı ifadelerin yer almasıydı. Biz tamamını Rumcaya çevirdik. Tamamını incelettirdik ve onun üzerine dedik ki bu çocuklar burada alacakları eğitim, evet siz bu eğitimin müfredatını belirlersiniz, kitaplarında gönderirsiniz ama bu kitaplar, madem ki burada bu eğitim verilecek, ben faşist bir zihniyetle hazırlanacak bir ifadenin yer aldığı bir kitabın okulda okutulmasına müsaade edemem. Yani. Evet, şimdi gelecek yere kutlatta kitapları yasakladı diye. Yok, hayır, raporun içerisinde zaten var. Bir de şunu söyleyeyim. Daha önceki yıllarda da çok sayıda kitap, bir de yani bir dönem içerisinde müfredatta o kadar kitap olur mu ayrı bir tartışma. Onlarca çok sayıda kitap önerildi. Biz bunların hepsini inceledik. Daha önceki yıllarda da Dışişleri Bakanlığı bazı kitapları uygun görmediğini Birleşmiş Milletler aracılığıyla Rum tarafına bildirdi. Bu ilk defa değil. Her dönemde bu olur. Her dönemde yaklaşımımız şu da olmaz. Yani işte bu çocuklar kendi uluslarının tarihini bilmesinler gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz. Hayır, Kıbrıslı Rumlar da kendi yani toplumlarına üye, toplumlarının içerisinden gelen çocuklara bu yönde kendi tarihlerine ilişkin tabii ki eğitim verebilirler. Ama bunu Kıbrıslı Türklere dönük ya da bir başka ulusa veya bir başka dine dönük açık, net bir düşmanlık üzerinden yapmalarına, madem ki bu eğitim bizim topraklarımız içerisinde verilecek, müsaade edemeyiz yani açıkçası. O yüzden eğitime müsaade ediyoruz sevgili Levent. Öğretmenlere müsaade ediyoruz güvenlik soruşturması ertesinde. Kitaplara da içeriğine o anlamda bakıp, yoksa ne eğitim vereceklerine biz karışmayız.
Ama dediğim gibi bir başka topluma, bir başka ulusa, bir başka dine veya millete mensup insanlara düşmanlık aşılayacak türden açık ve sarih hususlar varsa, o kitabın da ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprakları içerisinde okutulmasına tabii ki müsaade edemem. Bu benim şahsi düşüncem değil. Bu bakanlık olarak bizim yapmış olduğumuz incelemelerle yapmış olduğumuz Rumca çevirilerle yapmış olduğumuz tespitler sonucunda vermiş olduğumuz yanıtlardı sevgili Levent. Evet, bu arada tabii söylemiş olduğunuz demeç, Sayın Hakan Soy diyor ki Sayın Özdeş ile partimizin görüşleri aynı değil, derin farklılıklar var. Parti programımız, parti meclisi kararlarımız var diyor Sayın Hakan Soy. Ve yine az önce çok net söyledim. Evet, yani Kıbrıs sorununun ne şekilde çözüleceğine ilişkin hükümetin politikası şeklinde bir politika yoktur, ancak doğalgaz konusunda BM Barış Gücü'nün görev yetki sorumluluğunun gözden geçirilmesi bağlamında, Kıbrıs Türklere uygulanan izolasyon bağlamında, Sayın Anastas Erdis'in siyasi eşitliğin içeriğini sulandırmak bağlamında, söylediklerine cevap bağlamında, evet, hükümetin bir dış politikası vardır. Ben de o dış politika bağlamında bu temasları yapıyorum. Kendi adıma yapmıyorum bunu. Bunu da herkes bilir zaten. Evet. Şunu sorayım size. Bir haftalık arada yoktunuz burada. Nasıl bir gündem buldunuz? Bu yokken Bijan İret konusu çok konuşuldu. Bu konuyla ilgili daha önce soru sormam, size ilk kez sormak istiyorum. Nedir Bijan İret ile ilgili Kudret Özer Sayın ve partisinin görüşleri? Tabii. Şimdi yurt dışında olduğumuz için görüşlerimizi açıklayamadık bu konuda, ama arkadaşlarım bazı açıklamalar yaptılar. Ben yeni döndüğüm için bu fırsatı buldum, madem ki bir miktar söyleyeyim. Şimdi kamuoyunda geldiği nokta itibariyle Bijan İret ile ilgili biz hükümet olarak bu yasa tasarısını mecliste, komitede tartışılsın, kamuoyunda tartışılsın diye meclise gönderdik. Evet. Ve çok ham bir taslak olarak gönderdik. Yani bunun gerek mecliste yapılacak olan tartışmalarda, gerek kamuoyunda ortaya konulan görüşlerde yer alan eleştiriler, öneriler, olur mu canım bu şekilde de olur mu denilen şeylerin denilmesi normaldir, doğaldır. Biz bunların hepsini dikkate alarak gerekli değişiklikleri tabii ki yapacağız. Bu taslak bitmiş, işte olgunlaşmış bir şeydir. Hükümet bunu geçirdi. Hükümetin pozisyonu budur. Bu aynen geçecektir diye bir şey söz konusu değildir. Bunu söyleyeyim. Bu ham bir taslaktır ve bunun üzerinde yapılacak olan değişiklikler vardır. Komitede tartışılacak, ilgili kurumlar davet edilecek. Onların görüşleri alınacak, başsavcılık gelecek, tekrar görüş alınacak başsavcılığın son gelinen haliyle ilgili olarak. Ve tabii ki ilk taslak hazırlandığında meclise giden bu ham hali, kamuoyundaki tartışma, mahkeme süreci de dikkate alındığında, bu ham hali meclise gittiğinde bir tür ideal olarak aslında yazılmıştır, ama ülkemizin şartlarını dikkate alarak şekillendirilmesi gerektiği de açıktır. Ben iki tane önemli hususun altını çizmek isterim bu bağlamda. Bir kere Halkın Partisi'nin parti tüzüğünde vicdani ret bir pozisyon olarak, bir hak olarak vardır. Bunun düzenlenmesi gerektiği. Ama dikkat çekilen bir de husus vardır orada. İstismara müsaade etmeyecek şekilde bir samimiyet testinin olması gerektiği vurgulanır. Yani her isteyenin ben vicdani retçiyim diyerek bunu istismar etmesi ve aslında güvenlik bağlamında, silahlı kuvvetler bağlamında bir zafiyet oluşmasını biz Halkın Partisi olarak kabul etmeyiz zaten. Halkın Partisi'nin tüzüğünde özellikle bu yazılmıştır. Samimiyet testi önemlidir. İstismara izin vermeyecek şekilde bir vicdani red hakkını destekleriz diye. Onun için bu yasanın bu şekilde şekillenmesi yönünde bir duruşumuz olacak Halkın Partisi olarak. Ve daha önce yine altını çizdik, vurguladık. Bu gelen taslakla ilgili olarak da ortaya konulan görüşler de dikkate alınarak şu hususu bir biçimde yasanın sonuçlanacak halinde görmeyi tabii ki isteyeceğiz. Yani mesela süre bağlamında
hem askerlik yapacak olanın aynı süre, hem böyle bir haktan yararlanacak olanın aynı süre çerçevesi içerisinde olması doğru bir yaklaşım olmaz. Yani eğer vicdani red hakkından yararlanabileceği düşünülen birisi varsa, onun daha uzun süre bu görevi yerine getirmesi gerekli olacak. Kimin vicdani redçi, kimin olamayacağını çok iyi bir biçimde tanımlamak gerekecek, istismara açık olmasın diye. Ve buna karar verecek olan komitenin yapısını da dikkatlice şekillendirmek gerekecek. Ama aynı zamanda gerek silahlı kuvvetlerden, gerekse başsavcılıktan gelecek olan teknik komite aşamasında, yani meclisteki komite aşamasında gelecek olan görüşlere gerekli özen gösterilecek. Halkın Partisi'nin görüşü nedir? Biz Halkın Partisi olarak gerek Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın, gerekse başsavcılığın hassasiyetlerini ve ortaya koyacağı görüşleri mutlaka dikkate alırız. Bu görüşleri dikkate almayan bir yasanın geçmesini de onay vermeyiz Halkın Partisi olarak. Bunu da söyleyeyim. Çok fazla detayına girmeden vurgulamak istedim. Daha da önemli bir husus var. Biliyorsunuz bu yasa tasarısı meclise geldi. Meclis komitesinin içerisinde diğer bekleyen yasalar var. Evet. Yani mesela ilgili komitede nereden buldun yasası var. Aile değişiklik yasası var. Soyadı meselesiyle ilgili olarak sıkıntı yaşanan ve gündeminde bekleyen başka yasa tasarıları var. Bunların hepsini bir kenara bırakalım. Önceliğimiz vicdani red yasasını geçirmektir gibi bir yaklaşımı doğru bulmayız. Kamuoyunda bir tartışma olsun, sağlıklı bir tartışma zemini oluşsun. Meclis komitesinde sağlıklı bir biçimde tartışılabilsin. Bütün kurumlardan görüşler, ilgili kurumlardan görüşler alınabilsin diye bu süreç başlatıldı ama bu komite içerisindeki diğer yasa tasarıları bir kenara atılacak, hızlandırılacak ve hop diye geçirilecek meclisten gibi bir yaklaşım da söz konusu değildir. Herkesin kendi içinde, her meselenin kendi içinde bir sıralaması da var komitede. Dolayısıyla dediğim gibi hem ülke açısından hem toplum açısından gerekli olan, önceliği olan, meclise daha önce hükümet iradesi ortaya koyarak sevk etmiş olduğumuz tasarlar var. Bir onlar görüşsün, geçsin bakalım. Ondan sonra sırası geldiğinde vicdani redle ilgili olarak da dediğim gibi bütün bu ortaya konulan, örneğin asker zaten daimi olarak asker olan kişiler nasıl orada bu haktan yararlanır, savaş halinde nasıl olur vesaire meseleleri hepsi gözden geçirilir. Süre meselesi gözden geçirilir, ele alınır. Her durumda dediğim gibi biz, başsavcılık bize meclis komitesi tartışmaları sırasında şu şekilde olursa anayasaya aykırı olur dediği noktada biz o şekilde geçirmeyiz zaten. Ya da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı böyle olursa istismar olacak ve biz askeri ve güvenlik açıdan bundan zarar görürüz derse o şekilde geçmesine zaten onay vermeyiz. Herkesin içi rahat olsun bu konuda. Yani özet olarak sanıyorum değinebildik. Ben bir kez daha şunun altını çizmek isterim. Kısır iç politika tartışmalarına lütfen Kıbrıs Türk'ünün uluslararası alanda görünür kılınması ve diplomatik girişim yapılması meselelerini feda etmeyelim. Yani dış politika çok daha ulusal düzeyde halkın genelini doğrudan ilgilendiren ve olabildiğince birliktelik içerisinde yürütüldüğünde daha kolay sonuç alınabilecek olan bir alandır. Dolayısıyla dış politika meselesini içerideki kısır tartışmaların bir parçası haline getirmeyelim. Ben tarafsız bakabilen herkesin, örneğin son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne, New York'a ve Washington'a yaptığımız ziyaretler bağlamında da, İslam İşbirliği Teşkilatı bağlamında dünyanın çok farklı yerlerinde yaptığımız temaslar bağlamında da, Ankara'da yaptığımız temaslar bağlamında da bu ülkeyi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda ve Kıbrıs Türk halkının iradesini uluslararası alanda çok daha fazla görünür kıldığımızı, çok daha etkili bir biçimde aktif bir diplomasiyle temsil etmeye başladığımızı bence tarafsız bakabilen herkes görebilir. Ama nihayetinde tabii ki bu halkın takdiridir. Bize verilen bir görev olarak görürüm ben bunu.
ve bu görevi en iyi bir biçimde yerine getirmeye çalıştık bugüne kadar. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun efendim. Ayağınızın tozuyla ülkeye geldiğiniz ve bize röportaj verdiğiniz çok teşekkür ederiz. Çalışmanıza başarılar dileriz. Efendim, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Sayın Kulya Özersay'la Amerika Birleşik temaslarını ve bir paragraf olarak da vicdan reti konuştuk. Tüm bunları programımızın içerisinde ve tabii ki açıklamalarını önümüzdeki bültenlerimizde ve haber sitelerimizde takip edebileceksiniz. Genel çatı teşekkür ederim efendim. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Çok sağ olun.